Tesla bilançosu tahmin ettiğim gibi oldukça kötü geldi. Hisse senedi zaten dün gün boyunca düştü. Hissenin bilançosu geldikten sonra düşüş daha da hızlandı. Maalesef bunu öngörmüştüm. Hem Twitter'da bunu paylaşmıştım hem de YouTube katıl ve Hattin Aşk Kulübü üyelerini bu konuda çok ciddi şekilde uyarmıştım. Dün gelen bilanço çerçevesinde Tesla'nın hisse senedi fiyatının yukarı gitmesi için kısa vadede bir sebep yok. Hatta orta vadede yani bir yıllık bir süreçte bile biraz zorlanabileceğimizi öngörüyoruz. Peki nedir bütün sorunun temel kaynağı iki neden var. Bunlardan ilki geçici bir neden ve Tesla'ya özgü. Tesla biliyorsunuz Çin fabrikasında üretim bir süre durdurdu. Model 3'teki model güncellemesi için. Ayrıca CyberTruck'i üretime sokmaya çalışıyor ve burada anladığımız kadarıyla epey zorlanıyor. Bu da maliyetleri artırıyor ve ciro yok oradan. Bu da cirolar üzerinde ve karlılık üzerinde olumsuz baskı yapıyor. Ama asıl tabii işin önemli noktası Fed'in faizleri çok yükseltmiş olması ve bir yandan da dün savaş korkusuyla 10 yıllık faizler daha da yukarı gitti. Çünkü Biden dedi ki İsrail'e tarihte görülmemiş büyüklükte bir yardım paketi getiriyorum. E bu da Amerika'da harcamaların artacağı anlamına geliyor. Hazine kağıtlarından dün insanlar biraz daha kaçtılar. Bugün de bakıyorum erken pazarda yine hazine kağıtlarına faizler yukarı doğru gidiyor. E bu da araba satmayı tabii çok çok zor hale getiriyor. Elon Musk dün epey ağlamaklı bir tonla bu konularda şikayette bulundu. Peki dün gelen verilerin iyi ve kötü yönleri nelerdi? Kötü yönü biraz daha ağırlıklı açıklasın. en azından kısa orta vade için. Uzun vadede öngörüyorum? Ben kendi hisse senetlerimle ilgili ne yapacağım? Ve hisse senedi fiyatlarında ne gibi değişimler bekliyorum? Bütün bunları bugün anlatmaya çalışacağım. Elbette anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Ama yine bir dinlemenizde fayda var. Aranızda Tesla yatırımcısı olan veya olmayı düşünen varsa. Tesla dün hem Ciro'da hem karlılıkta Wall Street beklentilerinin altında kaldı. Aslında bu haber Tesla'nın fiyatına pek olumsuz yansımadı. Hatta bilanço geldikten sonra Tesla biraz yukarı doğru hareketlendi bile. Gün içerisinde düşmüştü işte bu faiz artışlarından dolayı. Fakat daha sonra Elon Musk konuşmaya başladı ve aynı geçen bilanço döneminde olduğu gibi bu seferki konuşmasını bizleri perişan etti. Neden ise senedi fiyatı bilançoya çok olumsuz tepki göstermedi de Elon Musk'a böyle bir tepki gösterdi. Gelin detaylara bakalım. Öncelikle rakamlar otomobil satışları geçen yıla göre sadece %5'lik büyüme var. 19 milyar 625. Bu tabii iyi değil. Fakat bunun bir kısmı geçici işte Çin'deki fabrikadaki üretim sorunlarından dolayı. Ama o üretim sorunları olmasaydı bile %15, %20'nin üzerine bir büyüme gerçekleşmeyecekti. Bu kesin. Ve bu da Tesla için iyi değil. Tesla'nın %40-%50'lerde büyümesi gerekiyor ki şu andaki değerlemesi makul olsun. Öte yandan enerjideki büyüme son derece iyi. Dev bataryalar meselesi Tesla'nın. Geçen seneye göre Ciro'da %40 art var ve hizmetler tarafındaki büyümede de gayet olumlu. %32'lik büyüme de buradan var. Tabii ki Tesla filosu büyüdükçe bu araçların hizmet ihtiyaçları artıyor. Önümüzdeki yıllarda bu hep bizim bilançomuza olumlu katkıda bulunacak. Toplam ciroda %9'luk bir büyüme var sadece. 23 milyar 350 milyon dolar. Toplam brüt kar ise %17.9 seviyesine indi. 4 milyar 178'de. Bir önceki çeyrekte bu 18.2 %18.2'ydi. Geçen yıl aynı dönemde %25.1'di. Yani buradaki gerileme son derece çünkü daha bahsettik Tesla bu faiz meselesiyle başa çıkabilmek için sürekli araç fiyatları aşağı doğru indiriyor. Burada maliyetler de aslında yol almışlar. Araç üretim maliyetlerinde de epey bir tasarruf var ama fiyat indirimleriyle başa çıkacak seviyede olmadığı için bütkar %17.9'a inmiş. Bilanço hoşuma gitmeyen konulardan bir tanesi ciro düşerken esas faaliyet masrafları artmış Operating Expenses'ler. Geçen çeyrek 2 milyar 134 milyon dolarken bu çeyrekte 2 milyar 414'ü bulmuş. Bunun temel sebebi aslında. нда büyüme sancıları. Bir yandan Model 3'ün güncellemesi epey paraydı. Bir yandan da Cybertruck meselesi para yiyor ve Cybertruck hala cüreye dönüşmüş durumda değil. Buna ilgili iyimsi bir haber var. 30 Kasım itibariyle Cybertruck teslimatları başlanıyor. İyimsi haber demem çok büyük bir adette başlamayacaklar. Elon Musk bu taki üretimde çok zorlandıklarını, bu üretimin artışının yıllara yayılacağını söylüyor. 2025 yılında 250 bin adedi bulabiliriz diyor. 2024 için çok ümitli konuşmadı. Daha evvel YouTube Katıl ve Haddin Aşkul üyeleriyle paylaşmıştım. Bu kendine özgü bir model. Daha ben hiç denenmemiş. paslanmaz çelikten yapılan bir model. Elon Musk bunun ilk başlarda çok kolay üretilebileceğini düşünüyordu. Şimdi anladığım kadarıyla o görüşte değişiklik var. Bu da yine dün piyasanın hoşuna gitmeyen haberlerden bir tanesiydi. Bu çerçevede esas faaliyet giderleri geçen seneye göre %43 artmış. Ciro %5 artarken esas faaliyet gideri %43 artıyorsa bu iyi olmaz tabi. Esas faaliyet kar marjı %7.6'ya gerilemiş durumda. Bir önceki çeyrekli geçen sene aynı dönemde %17.2 Yani farkına kadar büyük olduğunu görmenizi istiyorum. Bunların sonucunda net kar 1 milyar 853 milyon dolara gelmiş. Geçen sene aynı çeyrekte 3 milyar 292 idi. Bir önceki çeyrekte 2 milyar 703'tü. Yani kar zarar tablosunda işler iyi değil. Burada gelecek çeyrekte biraz daha iyi bir tablo görebiliriz. Çünkü Çin'deki bu üretim sıkıntıları çözülmüş durumda. Ama faizler çok hızlı artmaya devam ediyor. Bakın bu bilanço Eylül sonuna ait. Eylül sonunda yanılmıyorsam Amerika'da faizler %4 civarındaydı. Dün itibariyle %5'i zorluyor 10 yıllıklar. Bu tabii ne yapıyor? Gelip aynen araç kredi faizlerine yansıyor. Bu yönden çok da iyi bir bilançoyu gelecek çeyrekte de göreceğimizi tahmin etmiyorum. Powell çok önemli. Yeni açıklamalar yapmazsa bu arada bugün Powell'ın bir konuşması var. Onu da borsalar merakla dinliyor olacaklar. Bilançodaki en olumlu konu nakit akışı. Burası süper. Tesla 26 milyar dolar nakitin üzerinde oturuyor. Bütün borçlarının toplamı 39 milyar dolar. Otomotiv sektörü içinde, diğer sektörler içinde bu muazzam bir rakam, bu seviniriciydi. Yine bu çeyrekte de 3 milyar 308 milyon esas faaliyetlerden nakit akışı yaratmış. Bunun iki buçuk milyar dolarını yatırma dönüştürmüş. Özellikle tahminim Cybertruck ile ilgili üretim hatlarına burada bayağı para harcanıyor. Optimus robot gibi yapay zeka gibi alanlarda gelişmeler var. Ve bunu düştüğümüzde net nakit olarak 848 milyon dolar ekstra nakit yaratmış. Ve toplamdaki nakit ve nakite benzer varlıkların değerini 26 milyar dolar çıkarmış. Yani bu yönüyle Elon Musk'ı çok tedbirli gördüm. Aslında galiba bu sefer Elon Musk nasıl konuştu derseniz daha belki toplantılardan farklı olarak ilk defa çok tedbirli konuştu. Mesela daha Meksika fabrikasıyla ilgili de evet devam ediyoruz toprağı kazımaya başladık ama çok hızlı gitmeyeceğiz dedi ve burada neden bahsettiğine genel ekonomik vaziyetlerden bahsetti bu yüksek faiz ortamında anladığım kadarıyla şirketi tehlikeye atmak istemiyor nakitine hakim olmak istiyor borçlanmak istemiyor biliyoruz ki 2008 krizinde pek çok otomobil şirketi çok olumsuz etkilenmişti General Motors ve Chrysler gibi şirketleri o dönemde ancak devlet yardım ederek ayakta tutmuştu Elon Musk bunu yaşamak istemiyor bu sorunlu dönemi kuvvetli bir nakitle, kuvvetli bir lanç geçirmek istiyor. Bu hoşumuza giden yönlerden bir tanesiydi. Araç üretim kapasitesindeki artışla devam ediyor. Cybertruck'a yıllık 125 binlik bir kapasite eklemişler burada. Texas ve Berlin fabrikalarında da üretimi artırmaya çalışıyoruz diyor. Henüz tam verimliğe ulaşamadık diyor. Şangay'da tam kapasiteye tekrar yaklaşıyorlar bu Model 3 güncellemesinden sonra. Teknoloji ve yapay zeka otonom sürüş onunla ilgili çokça açıklama vardı. Burada hızlı gittiklerini söyleyen Musk ama daha evvel işte biz bu yıl bu işi bitir Otonom sürüşü bitiririz gibi çok iddialı açıklamaları olurdu. O konuda da bu sefer daha sakin konuştu. İlerliyoruz, elimizden gelen en hızlı şekilde gidiyoruz dedi. Burada görüyorsunuz Tesla'nın otonom sürüşüyle kümülatif kaç mil yol alındığını gösteriyor. Bu çok önemli çünkü araçlar otonom sürüşte gittikçe Tesla'nın yapay zekası besleniyor. Biliyorsunuz artık Tesla'da programlama da bitti. Sadece kameralardan gelen görüntülerle otonom sürüş yazılımı kendisini geliştiriyor. Bu çerçevede olumlu bir veri var elimizde. Enerji tarafındaki büyüme çok çok iyi. Büyük batarya teslimatlarında geçen sene yüzde 90 üstünde izliyor. Ciroya yansıması o kadar değil çünkü orada da fiyatları biraz indiriyorlar ve üçüncü çeyrekte 4 gigawatt saate ulaştık diyor. Buradaki kapasitemizi artırıyoruz diyor. Burada bu arada karlılık da olumlu yönde gidiyor. Yüzde 11'lerdeydi brüt karlılık. Şu anda yüzde 25'leri zorlamaya başlamış durumda. Enerji işi Tesla'nın yeni iyi bombası ve bir süre sonra otomobil kadar olumlu hale gelecek gibi gözüküyor. Öte yandan başka bir olumlu gelişmede hizmetler tarafındaki karlılık artıyor. Artışı. burada Tesla için uzun yıllar boyunca hizmet tarafı zarar yaratan bir bölümdü. Şimdi o pozitife geçmiş durumda ve burada görüyorsunuz olumlu gidiyor. Tabi bu son çeyrek hariç. Son çeyrekte o da olumsuz gelişmeler etkilenmiş ama önümüzdeki yıllarda Tesla filosu büyüdükçe servis tarafından gelen kar da Tesla'ya anlamlı bir katkıda bulunabilecek. Bir takım hoş görüntüler de paylaşmışlar. Bu raporlarında burada bir Tesla Semi arkasında 3 tane sahibi çekiyor. Bu arada bu hafta Tesla Semi ile ilgili yeni bir video hazırlayacağım muazzam performans var. Araç şu anda biliyorsunuz kullanılıyor Pepsi'nin filosunda ve rakipleriyle karşılaştırılabilir hale geldi. Gerçek yol verilerinde hakikaten açık ara üstün bir araç. Ama Elon Musk toplantıda Tesla Semi'ye de pek değinmedi. Anladığım kadarıyla orada da adım adım bir büyüme var. Burada bazı temel metrikleri görüyoruz. Araç satışlarındaki düş görüyoruz. Hoş değil. Nakit akışı kuvvetli gidiyor. Bunda bir sorunumuz yok. Öte yandan net karlılık geriye doğru gidiyor. Son 3 çeyrektir. Ondan önceki ona dönemden farklı olarak. Ciro büyümesi burada görüyorsunuz. Durmuş durumda adeta. Tesla'nın ciro büyümesi durmuş durumda. Otomobil endüstrisi hızlanıyor aslında. Tesla biraz genel otomobil endüstrisinden farklı gidiyor. Ama şöyle düşünmeniz lazım. Covid döneminde Tesla'nın satışları çok iyiydi. Diğer firmalarda tedarik çok sıkıntılıydı. Yoksa onlar da aslında eski düzenlerine dönüyorlar. S&P 500'ün genelinde de ciro'larda bir sakinleşme var ama Tesla'daki düşüş daha şiddetli. Bunu görmek için kör olmak lazım. Bunu bir kısmı geçici bir kısmı ise kalıcı. Tesla gibi büyük fiyatlı ürünler satanlar yani otomobil gibi finansmana ihtiyaç duyan ürünler satanlarda genelde sıkıntı var. Esas faaliyet karlılıklarını da burada görüyorsunuz Tesla'nınki son dönemde marj olarak aşağı doğru gidiyor. Otomobil endüstrisi sabit gibi gözüküyor. Burası da bir enteresan şimdi buradan yola çıkarak pek çok insan Tesla yeniliyor, firmalar iyi gidiyorlar der. Aslında Tesla'daki burada bir strateji bu dönemde mümkün olduğunca çok arabayı yollara çıkartmaya çalışıyor. Bundan daha evvel bahsetmiştik. Bu sayede bunların otonom sürüşünden ileride para kazanacağız diyor. Otonom sürüş paketi şu anda 10 bin dolara satılıyor. İleride muhtemelen demeden bir abonelik modeline dönecek. Ama Tesla buna bastırıyor. Elon Musk'ın conference call'da yani bilanço hakkındaki konuşmalarında çok olumsuz bir havası olduğunu söylememde fayda var. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan epey ürtmüş durumda. Bu yüksek faizler artık Tesla'yı belli ki ciddi şekilde vuruyor. Bundan dolayı daha evvel de bahsettiğim gibi Meksika fabrikasıyla ilgili böyle çok ciddi bir terim vermedi fabrika ne zaman devreye gireceğine Biliyorsunuz o fabrikada 25 bin dolar Tesla üretilecekti. Bu plan ileriye doğru ertelenmiş oluyor aslına bakarsanız. Yine aynı şey şekilde sahip bu tekin üretimiyle ilgili epey negatif konuştu. Sandığımızdan zor dedi. Yani Kasım 30'da ilk teslimatlara başlıyoruz dedi ama sonrasını öngörmekte biraz sıkıntı çekiyorum. Ancak 2025'te 250 bine geliriz. Lütfen bununla ilgili beklentilerinizi biraz kontrol altına alın dedi. Ve genelde de ekonomik durumdan epey şikayetçi olduğu böyle moral bozucu bir konuşması vardı. Burada Mali işler Direktörü de değişmiş durumda. Bir önceki Mali işler Direktörü burada orta biraz yumuşatıyordu. Bu yeni çocukcağızın pek sesini duyamadık. Hintli bir arkadaşımız, İngilizce Aksanında biraz sıkıntılı. Ne dediğini anlamakla da zorlanıyorum. Oradan da derdimiz vardı. Peki. Siz de görüyorsunuz. Benim de havam çok olumlu değil açıkçası testlerle ilgili. Zaten bir süredir böyle düşünüyorum da bunu her yerde dile getiriyorum. Ama şöyle bir fark var. Daha evvel kısa vadede sıkıntı var diyordum. Orta uzun vadede sıkıntı yok diyordum. Şimdi bence kısa orta vadede sıkıntı var. Uzun vadede sorun yok. Çünkü şu anda baktığımda Tesla'nın hisse senedi fiyatını yukarı hızlı bir şekilde açacak. Kısa vadede ben bir haber göremiyorum. Orta vadede göremiyorum Bu ancak FED faizleri indirmeye başlarsa iyi olacak. Yani genel makro ekonomiyle rahatlayacağız. Aksi takdirde kısa orta vadede kar marjı üzerindeki baskı, fiyatlar üzerindeki baskı bitmeyecek gibi gözüküyor. Cybertruck'in veya Tesla Semi'nin yani tır çekicisinin ciroya veya karlılığa pozitif katkısında epey bir zaman var gibi gözüküyor. Üretim kapasitesi artışında Meksika fabrikasındaki yavaşlamayı duyuyoruz. Başka ülkelerde de muhtemelen bundan dolayı yeni fabrika projeleri konuşulmayacaktır. Buralarda da yavaşlama olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 2023'ün son çeyreğinden ve 2024'ün tamamından epey ümidimi kaybetmiş durumdayım. Burada ümitlerimi aşağı doğru indiriyorum ve Tesla ise seyrede fiyatının 200 dolar altı bir yolculuğa doğru gidebileceğini açıkçası öngörüyorum. Tabi yanılabiliriz. Bugün pahalı bir sürpriz yapar. Piyasaları genel toparlar. O ayrı. Ama Tesla'nın kendi için içerisinden şu anda bizi süper yukarı çıkartacak bir şey yok. Sabitrek piyasaya çıkınca onun bir heyecanı olacaktır ama Cybertrack'in de üretim tarafında çok hızlanmayacağını görüyoruz. Zaten endişelerim vardı. İlan bu endişeleri dün açıkçası konfirme etti. Yani çok kısa vade olmayı haber yok. Otonom sürüşte bir sürpriz olabilir belki. Onu bekliyoruz ama onun da en azından önümüzdeki çeyreğe yansımayacağını görüyorum. Bu nedenle Tesla'da kısa vadede yatırımcı olmamakta fayda var. Orta vade dediğim yani 2024 sonuna kadar da ızdıraplar devam edebilir ama Tesla her zaman sürprizlerle dolu bir şirket. Otonom suç tarafında belki yeni şeyleri devreye alabilir. Öte yandan uzun vadeye baktığımızda hiçbir sorunu görmüyorum. Bütün projeler adım adım devam ediyorlar. Müthiş kuvvetli bir bilanço var. Nakiti kuvvetli bir bilanço. Masraflar çok kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Cybertrack piyasaya çıkıyor. Sonuç itibariyle baktığımızda Semi'nin Pepsi'deki kullanımda müthiş olumlu veriler alıyoruz. Otonom sürüş ilerliyor. Robot tarafı ilerliyor. Bu toplantıda da gayet özel durdular ve 2024-2025'te o robotların yavaş yavaş üretim hattına gireceğini söylediler Optimus Robot'un. Bu yönleri olumlu ve bundan dolayı uzun vadede aslında benim gözümde bir değişiklik yok. Batarya tarafındaki büyüme çok çok olumlu. Orada kar da artıyor. Hizmetler tarafında hem ciro hem kar artıyor. Yani Tesla aslında uzun vadede doğru yolda ama kısa ve orta vadede bence sıkıntı olabilir. Ben bu çerçevede ne yapacağım? Ben hisse senedi toplam toplamaya devam edeceğim. Çünkü anlatılanlardan uzun vadedeki vizyonda ben bir sıkıntı görmüyorum. Dediğim gibi kısa vadede işler biraz farklı ve orta vadede siz de yatırımınızı ona göre yönlendirin. Dün bu arada Netflix bilançosu da geldi. O oldukça onlu bir bilançoydu. Büyüme sayısı da iyi, kar da iyi. Netflix biraz yukarı doğru gitme niyetinde ama açıkçası bu savaşın yarattığı ortamda hisse senetleri yukarı gitmekte zorlanıyorlar. Çünkü Amerika'nın masrafları artıyor. Biden dedi ki sonsuz destek olacağız mali anlamda da. E bu da borçlanmayı artırıyor. Bu da merkezine olan ilgiyi azaltıyor. FED bugün konuşacak. Powell onun olumlu bir şeyler söylemesini bekliyoruz. Beni canlı yayınlarda takip edenler bu dalgalanmalardan daha az etkileniyorlar. Önceki gün canlı yayın sırasında bu hastane bombalamasının piyasada nasıl etkileyeceğini çok net söylemiştim ve borsa kapanışı öncesinde kaldaş işlemlerimizi kapatıyoruz demiştim. Uzun vadeli pozisyonlarını kapatmadım ama bizi takip edenlerden uzun vadeli pozisyonları da kapatıp dünkü piyasalar ki genel düşüşten ve Tesla düşüşüne etkilenmeyenler oldu. Lütfen siz de canlı yayınları kaçırmayın. Yine aynı şekilde Tesla bilanço analizini de çoğu tahminlerimiz yerli yerini bulmuş durumda. Oldukça karamsardım. Bunda da haklı çıktım. Dün böyle bir duygusal olarak belki biraz olumlu sürpriz olur diye küçük bir pozisyon açmıştım. Ondan hep zarar ettik bugün. Ama durumlar böyle. Gerçekçi olmak lazım. Tesla kısa orta vadede çok da önemli bir vadi yok. Hissenin aşağı doğru gitmesi daha yüksek ihtimal. Sevgili Kanal hoşçakalın. sorularınızı her zamanki gibi heyecanla bekliyorum.